Herkese yeniden merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz, ben Naz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere yeniden farklı bir arka plandan sesleniyorum. Çünkü bugün yine vlog günü, yaşasın. İlk vloguma gerçekten güzel yorumlar yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Tabii ki de acemi olduğum için oldukça fazla eksiğim var. Ama bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum vlog konusunda. Bakalım, bugün gezmeye geldik. Hem dedim böylece bir vlog çekeyim. Yine Özdilek'teyiz. İlk vlogumda gittiğimiz yer burası. O zaman çok fazla mekanı size göstermemiştim çünkü kar yağışlıydı. Bugün hava güzel. Birazcık burayı da gösterelim. Çocukluğumun yeri Özdilek. Çok sık gelirdik ben çocukken. Hala daha çok seviyorum gelmeyi. Sürekli geliyoruz. İşte hani burada takılıyoruz, börek yiyoruz falan. Böylece İstanbul yolunda BKM'de yeni açıldı biliyorsunuz. Oraya da uğrayacağım buradan çıkışta. Kitapların arasında dolanmak, şöyle bir size BKM'yi göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel ve büyük bir kitapçı biliyorsunuz ki. Kitap alışverişi yapmayacağım. Oldukça fazla kitap aldığım için bu ay artık doluyum. Ama yine de bir kitapların arasında gezmek istiyorum. Hem size de göstermek istiyorum. Umarım hoşunuza gider. Umarım severek izlersiniz. Evet, videomun açılışını yaptığıma göre devam edebilirim. Özdilek'te görüşmek üzere. Şöyle bir bahçesini de gösterip size iç mekanını da göstereceğim. Daha sonra yine konuşuruz. Hoşçakalın. Özdilek'in bu araç park yerini çok seviyorum. Yeşillikler içerisinde aracınızı park edip gidebiliyorsunuz. Bahçesi çok güzel. O yüzden ben de hep bu tarafa park ediyorum aracı. Böyle yoldan, hani ağaçların içinden yürümek çok güzel. Çok güzel hissettiriyor. Şimdi tabii ağaçlar yapraklarını dökmüş ama bahar ayında ve sonbaharda özellikle çok güzel oluyor. Şimdi ilerleyelim bakalım. Bahçeyi de göstereyim size. Buranın bahçesi çok güzel. Çimlik alanı fazla olduğu için tam bir çocuklar için oyun alanı diyebilirim. Biz de küçükken buraya çok sık gelirdik. Hani piknik yapmak için, oyun oynamak için. Şöyle bir alanı var. Oldukça büyük ve hani çocuklar burada çok rahat oynuyorlar. Buradan yürümek çok güzel ya. Bana çok huzurlu hissettiriyor. Bilmiyorum. Size de göstermek istedim. Şöyle. Bakın şurada Luna Park alanı var. Araçlar, aletler falan var. Çok güzel. Oyun araçları. Ben küçükken çok severdim oradaki parkı. Ve biraz daha ilerisinde de açık park var. İşte kaydıraklar falan. Ah, bir keresinde hatta burada kaybolmuşluğum var. Yani annemler aramış beni bulamamışlar, güvenliğe söylemişler falan. Böyle bir elbiselerin arasında sanırım rafa mı saklanmışım, ne yapmışım, orada bulmuşlar beni. Mağazada bulmuşlar, yani parkta kaybetmişler. Annem hep onu anlatıyor yani buraya geldiğimizde. Şöyle bir daha bir gösterelim. Ya bilmiyorum, burası çok güzel. Özdilek birkaç farklı yerde daha var Bursa'da konum olarak ama hani burası ilk Özdilek ve gerçekten insan hani maziyi hatırlıyor ve çok hoş hissettiriyor bana. O yüzden buraya gelmeyi seviyoruz. Aslında bize birazcık uzak. Nilüfer'den buraya gelmek birazcık sürüyor fakat işte geliyoruz yani. Geçen hafta da buradaydık. Biliyorsunuz ki fuardan sonra gelmiştim. Bakalım bebeler var mı? Bakın çok tatlı Luna Park alanı. Burada çarpışan araba mekanı var. Ben en çok çarpışan arabaları binmeyi seviyorum ya açıkçası. Burada da işte kaydıraklar falan var. Ah ah, çocukken az kaymazdım, az sallanmazdım gerçekten. İşte tabii ben çocukken böyle çok fazla alan yoktu. AVM yoktu. İlk AVM'lerden burası. Burası da market. Ve işte mağazaların olduğu bina var. Buradan içeri geliyor. Burada güzel havalarda, açık havalarda oturuluyor. Tabii şu an biraz serin ya. Güneşli diye biz güneşli olur diye tahmin etmiştik. Cuma günü hava çok güzeldi yani dün. Bugün cumartesi ama biraz serin. Fakat burada oturmak yine de çok keyifli. Özellikle baharda ve yazın çok güzel oluyor. Tabii hani sıcakta çok güzel olmuyor ama böyle akşamüstü, akşama doğru oldukça güzel oluyor.
Burası AVM binası içerisi. Orayı da gezeriz. Şimdi içeri girelim bakalım. Annemi bulayım nerelerde. Görüşürüz içeride. Bakalım annem buralardaymış. Burası da AVM'nin içi. İşte bir sürü şey var. Giyimden, mutfak aletlerine, küçük ev eşyalarına kadar. Böyle bornozlar, havlular. Canım anneciğim burada bakınıyor tabii ki her zamanki gibi. Annemi buraya soktuğumuz zaman kaybediyoruz. Ben henüz daha o kaybolma aşamasına gelmedim ama kendisi kayboluyor. Yani yanda bakıyor bana. Hakkında konuştuğumu anladı sanırım. Burası 3 katlı. Sanırım 3 katlı. Bakayım 4 katlı mı diye düşündüm ama değil. 3 katlı olması gerekiyor. Yukarılarda da giyim var. İşte ayakkabı var. Bir sürü seçenek var. Ne ararsanız bulabilirsiniz yani. Anneciğim havlulara mı bakıyorsun? Merhaba de. Yine bir vlog çekiyorum. Bakalım becerebilecek miyim yine. Bu sefer dünyanın ikinci en kötü vlog olacak. Tamam, eziklemem kendimi. Kendini ezikleme diyor bana. Burası şey, böyle iplik makinesi sanırım bu. Eski zamanlarda kullanılan. Bakalım ne diyor? Havluculuk. Aynen. Havluculukta kullanılıyor mu sanırım? Havlu dokuma tezgahıymış. Burada böyle duruyor, sergileniyor yıllardır. Özlek havlularıyla ünlü olduğu için bornozları, havluları. O yüzden onu koymuşlar. Bir sürü havlu var ya. Envai çeşit ne ararsanız var yani. Bursa'da yaşayanlar bunu çok iyi bilecektir. Yani Özlek'in havluları, bornozları, banyo ürünleri meşhur. Evet, bu kat böyle. Üst katlarda giyeyim. Oraları da çıkarız. Çıkarken göstereyim size. Görüşürüz üst katlarda. Üst kata çıkıyoruz şimdi. Şöyle geriye de bir bakalım. Bana el salladılar ya. Çok tatlılardı. Burası ayakkabı bölümü, işte giyim, çanta, her bir şey var. Sen kitap şeyi çekerken şimdi gördün mü? Müşteri hizmetlerindeki çalışan kızlar bana el salladı. Evet. Böyle şeyler olunca utanıyorum ama çok da seviniyorum yani. Doğru, elinde kamera olunca el sallıyorlar insanlar direkt. Burası çantalar. Buranın çantalarını çok seviyorum. Ya özellikle Cengiz Pakel diye bir marka var. Bunun da çantaları çok güzel. Bugün cumartesi olduğu için birazcık kalabalık. Biz normalde hafta içi geliyoruz. O zaman daha müsait olduğu için daha sessiz oluyor ama gene de çok da kalabalık değil. Şöyle bir gezdireyim size. Dediğim marka şu. Cengiz Pakel. Aşağı iniyoruz artık. Üst katı sevmediğimiz için size göstermedim. Aşağıda birazcık bir şeyler yeriz, içeriz. Daha sonra BKM'ye gitmeyi düşünüyoruz bakalım. Tabii ki orayı detaylıca göstereceğim sizlere. Minik helvası ikramı verdiler. Dondurmalı diye sanırım ama çok tatlı, bakın şimdi yiyeceğiz. Ben bir latte sever olarak latte söyledim. Annem de çay içiyor. Hay. Kitabımla birlikte geziyorum. Okuduğum kitap Yaprak Fırtınası. Fotoğrafını çekmek için getirmiştim yanımda. Şöyle bir latte ile fotoğraflarım Instagram'da, çünkü yorum yapıyorum biliyorsunuz ki. Kitap güzel. Yaraladım. Zaten bitirmeyeyim. Ay sonu kitabı olarak seçmiştim ama bitireceğim için belki de bir kitaba daha başlayabilirim. Markez'e başladığım ilk kitap Yaprak Fırtınası oldu. Zaten kendisinin de ilk romanı bu. O yüzden Yaprak Fırtınası ile giriş yapmak istemiştim. Bakalım, kitabı yaraladım. Şu anda iyi gidiyor. Bilmiyorum, beni belki hani sıkar ya da yarım bırakırım diye düşünüyordum. Ama şu anlık iyi aramız. Bakalım, umarım sonunda severim kitabın ki kendisine Kırmızı Pazartesi'yle de devam etmeyi düşünüyorum. Şöyle lattemden de bir yudum alayım.
Sizler okudunuz mu Yaprak Fırtınası'nı? Okuduysanız yorumlarda bekliyorum. Nasıl hissettiniz kitabı okurken? Markez'in en sevdiğiniz kitabı hangisi? Yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Yazarın külliyatını tamamlamak istiyorum çünkü. Bende sadece 3 tane kitabı var. Yüzyıllık Yalnızlığa yıllar önce başlamıştım ama yarım bıraktım ağır geldiği için. O yüzden en son okuyacağım onu. Özdilek'te de şöyle kitaplara bir bakalım. Benim geçen vlogumda gösterdiğim indirimli kitaplar bunlar. Hala daha indirim var. Hatta benim aldığım şu ikisi. Şöyle biri gösterelim. Bunu da var, ben de okumuştum. Ama yani genç yetişkin bir kitap olduğu için önermeyeceğim. Şöyle gidelim. Burada da modern klasikler var. Çünkü ikinciye %50 indirim var. Şunu gözümü kestirmiştim ya. Yalnız bir avcıdır yürek. Yeni çıkmış sanırım. Köpek Kalbi de çok okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Şöyle. 27 Mart'ta bitiyormuş bu indirim ama. Bursa'da yaşayıp gelmek isteyenler varsa yarın son. Biraz geç kaldım, söyledim. Tekrardan bakalım. Bunlar da yeni mi çıktı acaba? Meselenin özü. Ah, modern klasikler. Şunu da almayı istiyordum. Bir türlü denk getirememiştim. Şimdi markete iniyoruz. Şöyle bir marketi de kısaca size gezdireyim. Market vlog. Marketsiz olmasın. Market alışverişi yapmayacağız ama şöyle bir kısaca göstereyim size. Belki bir gün market alışveriş vlogu da çekebilirim, bilmiyorum, belli olmaz. Bu vlog işini sevmeye başladım sanki. Biraz daha utanmadan çeksem insanlardan daha güzel olacak. Hala geriliyorum çünkü insanlar bakıyor doğal olarak. Özdilek marketi de sevdiğimiz bir market ya. Temizliği açısından özellikle güzel bir market, yani yıllardır geldiğimiz bir market. Cips. Sağlıksız reyon. Ama ya, cips fiyatlarına bakar mısınız? Çok kötü. Şu çıtır kovaları çok sevdim ya. Bakın. Böyle Popeyes, KFC gibi. Piliç pilotladı ya. Siz hiç yediniz mi? Güzel mi bunlar? Yediyseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Belki biz de alırız. Elveda. Cips fiyatları çok üzücü. O yüzden geçiyorum. Aslında zararlı içecekler kısmı, buraya da geçiyorum. Aa, burası da öyleymiş. Buraya da geçiyorum. Burada meyve suları da var. Bir de şöyle düz devam edelim. Bakın hangi reyona geldim. Burası altın reyona arkadaşlar. Biliyorsunuz, malum. Altın değerinde hepsi. O yüzden burası çok önemli bir reyon. Burası da en sevdiğim reyonlardan bir tanesi. Şunları da çok seviyorum ben ya. Lokumlar zeytinli ve cevizli var sanırım. Şu da haşhaşlı mı acaba? Baharatlı. Güzel oluyor. Tavsiye. Bakın çok kalabalık bahçe. Bugün güneş bir gidiyor bir geliyor. Serin aslında. Tam bir bahar havası diyebilirim. İnsanlar çıkmaya başladı artık dışarılara tabii. Hafta sonunun etkisiyle de birazcık ortalık şenlenmiş. Şimdi arabaya doğru yürüyelim. Ya bu yolu yürümeyi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel, ağaçlıkların, yeşilliğin içinden gitmek. Şimdi bahar da geldi. Etraf canlandı. Yani bahar ayında insan kendi de canlanıyor, ruhu. Kışı sevmiyorum. Kışçı değilim. Yazcıyım maalesef. Bahar ve yaz aylarını daha çok seviyorum ya. Hani ruhum daha canlı oluyor.
Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. BKM'de tekrardan açacağım bloğu. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi BKM'ye geldim. İçeriye gireceğim, size çekmeye çalışacağım ortamı elimden geldiğince. Umarım beğenirsiniz. Şimdi içeri giriyorum. Görelim bakalım. Burası kafe bölümü. Şu camlı yer. 3 al 2 öde var BKM'de her kitaplarda. Yok, her kitaplarda değil. İndirimli kitaplarında yok ama diğer kitaplarında 3 al 2 öde var. Kitapların dünyasına hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Şimdi girelim içeriye. Elinden geldiğince çekmeye çalışacağım. Burası kırtasiye bölümü. Kalemler falan var. Burası bayağı kalabalık. Şöyle ilerleyelim. Evet, üst katta çok güzel. Orada da çalışma alanları var. İnsanlar oturuyormuş. Şöyle. Şurası da, şu bölümde çalışma alanlarının olduğu bölüm. Evet, indirimli kitaplar var. Yine her zamanki gibi BKM etiketli. Genelde modern klasiklerde de oluyor. Ya da başka yayın evlerinin klasiklerinde de oluyor. Mesela 10 lira. Bu hangi yayının? Anonim yayıncılık. Şöyle bir gezelim. Çok satanlar yeri burası. Da dünya klasikleri var. Hasan Ali Yücel modern klasikler. Burada da bir ben varım. Şuradan bakınca böyle bir sonsuzluğa doğru uzanıyor ya. Çok güzel. Bu hissi çok seviyorum gerçekten. Size gösterdikten sonra biraz ben de inceleyeceğim tabii ki kitapları. Kitap almayı düşünmüyorum. Yani inşallah düşünmüyorum. Ama ya buraya gelip de gerçekten kitap almamak da çok zor. Bilmiyorum yani. Ah, Tanpınar'ın kitapları hep burada. Daha yani ben başlayamadım kendisine. Çok geç kaldım, farkındayım. En kısa sürede aslında kitaplarını edinip şöyle bir başlamak istiyorum. Tüm külliyatı burada var. Ve Çağdaş Türk Edebiyatı benim en sevdiğim kategorilerden bir tanesi ya. Çok seviyorum Çağdaş Türk Edebiyatı'nda hem yazar hem kitap keşfetmeyi. Biyografi. O kadar çok kitap var ki başınız dönüyor. Her yer kitap. Cennet yani burası resmen. Bilmiyorum. Öyle gidelim birazcık. Bakalım indirimli kısımlar. Şöyle ortada oluyor standlarda. Yine Sherlock Holmes'un kitapları falan indirimde sanırım. Yukarıda sosyoloji, felsefe, işte psikoloji kitapları var galiba. Ben incelediğim kadarıyla yukarısı da güzel. Hem masalar olduğu için aslında incelemek için çok güzel bir alan. Alıp kitapları oturup birazcık inceleyebilirsiniz. Burada oturma alanları var. Karşısı kafe zaten. Buradan bakınca da çok güzel duruyor şu kitaplar. Tavandan sarkan çok güzel düşünülmüş bence. Buralardan yukarıya çıkan merdivenler var. Çıkarız birazdan. Ishiguro'ya da çok başlamak istiyorum ya. Hani gerçekten hiç okumadığım bir yazar. Ama kitaplarını birçok insanda görüyorum. Bir sonraki alışverişimde belki yer verebilirim kendisine. Hep böyle söylüyorum bir sürü yazar için ama hiç denk gelmiyor ya hiçbirisi. Niye böyle oluyor bilmiyorum gerçekten. Böyle aklımda çok kitap oluyor mesela. Şunu alayım, bunu alayım diyorum. Ama tam böyle siteye giriyorum, sepet hazırlıyorum derken çok farklı kitaplar alıyorum, çıkıyorum. Hani sonra diyorum ki ben şunun için girmiştim ama almadım. Evet, bir diğer almak istediğim, okumak istediğim kitap Damızlı Kızın Öyküsü. Ben dizisini izlemedim, kitabını okuduktan sonra izleyeceğim diye. O yüzden çok merak ediyorum. Margaret Atwood'la da başlamak istiyorum aslında. Kör Suyu Kasçı da sevilen bir kitabı. O yüzden evet, bu yazarı da almak istiyorum bir an önce. Keşke kitaplar bu kadar pahalı olmasa.
Ah Ahmet Ümit. Ahmet Ümit'in ben Aşkımız Eski bir romanını okumadım. Bunu hatta son alışverişimde alacaktım şeyle birlikte, Agatha'nın anahtarıyla birlikte ama sonradan alamadım. Şu Çıplak Ayaklı Gece, insan ruhunun haritası falan da yok bende. Kavim çok çok sevdiğim bir kitap. Kukla da çok güzeldi. Tavsiye ederim. Ali Teoman hiç duymadığım yazarlarımızdan bir tanesi. Yine. Saramago. Saramago'dan da çok az eser var elimde. Körlükle Görmek var. Körlüğü okumuştum biliyorsunuz ki. Bilmiyorsunuz ya galiba. Bahsetmedim. 2021 okuduklarımda bahsetmiş olmam lazım. Bunlar da yine indirimli kitaplar. Mesela Beyaz Geceler 9.90. Sanırım bu yayın evi indirimde ya. İş Bankası modern klasiklerini göremedim indirimde. Bu beni üzdü. Belki onları alırım diyordum ama. Ah Şevket Esendal. Da okumak istediğim yazarlarımızdan bir tanesi aslında. Birçok kitabı da var burada. Yine Aziz Nesin keza öyle. Çok okumayı istiyorum ya. Hani Zübük en okumak istediğim kitaplarından bir tanesi ama var mı burada acaba? Kesin vardır. Şu bende var. Yıllar yıllar önce okumuştum. Çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi. Yeniden aldım o baskısını. Hatta buradan almıştım. Geçen sene okuyacağım. Ve Sait Faik Abasıyanık da zaten. Onun da kitaplarını almayı çok istiyorum. Bunu alacaktım fuardan ama almadım. Tuttum kendimi. Yine Suna Yakın'ın kitaplarını da çok ilgimi çekiyor. Şiirli Yastığı fuardan almıştım. Onu okuduktan sonra bunlardan bir tanesini almayı düşünüyorum. Kapağı çok güzelmiş. Geyikli Park. Bilmiyorum, çok böyle çekiyor beni kitapları kendine. İstanbul'un Nazım Planı. Güzel. Deniz Gezgin'den Ahraz'ı çok severek okumuştum. Yer Kuşağı diye bir tane kitabını daha gördüm. Yeni mi çıktı acaba? İkinci baskıyı yapmış. Şöyle arkasını da göstereyim. İlk roman Ahraz'da dikkatleri üzerine toplayan Deniz Gezgin'den ağırlığını vermeden yaşamayı, göze görünmeyenlerin bolluk saçan varlığını, yabanıl seslerini duyuran bir roman. Sırtına yük olduğumuz hayvanın gözünden eğilip dünya ile yüzleşme çağrısı. Bir tuz metin içimize sinen beşeri sökmek için. Güzelmiş ya. Vallahi. Bunu ben listeme ekleyeyim. Fiyatı tabii, fiyatları da yazmıyor yani bunu. Şöyle. Livaneli'nin yeni baskıları inkılaptan çıkıyor biliyorsunuz ki. Bir Kedi Bir Adam Bir Ölümü çok severek okumuştum. Tavsiye ediyorum. Mutlu Sürgün Yoktur. Bunu okumadım arkadaşım Öven'e. Arafat'ta Bir Çocuğu da okumadım ama onu da severek okuyor insanlar. Bütün kuşların uykusu o çocuğun gözüne akarmış. İlgi çekici. Tarık Tufan'ın kitapları da burada ya. Hani bu yazar da gerçekten okumayı çok istediğim yazarlardan bir tanesi. Bir tane kitabını aldım, onu henüz okuyamadım. Ama külliyatını edinmek istiyorum yani kendisinin. Melisa Kesmez. Bakın Buket Üzüner'in bu serisi de çok güzel ya. İlki Su, ikincisi Hava, üçüncüsü Toprak'tı. Gerçekten çok severek okuduğum bir yazar Buket Üzüner. Kumral Adı ve Mavi Tuna. Heh, burada. Bu kitabı da çok güzel. Tavsiye ederim. Selim Bilinen'in kitaplarının kapaklarına bayıldım demiş. Şöyle bir baktım da çok güzel, bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Bu da okumayı istediğimiz yazarlarımızdan bir tanesi. Selimleri. Şöyle bakmak isterseniz göstereyim size. Ve kesinlikle okumanızı istediğim kitaplardan bir tanesi de Ülker Abla. Neden acaba diye soruyorum şu anda. Çünkü Reşat Nuri Güntekin'in kitapları çok pahalı arkadaşlar. Sebebi niye dahil değil 3 alı 2 ödeye anlayamadım. Ve Türk Edebiyatı klasikleri Love Bell. Güneşi Kötü Evler. Şu kitap buraya bırakılmış, dikkatimi çekti. %25 indirim diyor.
Ömer Arslan mı acaba yazarı? Herhalde öyle. Pınar Kür de çok tanışmayı istediğim yazarlarımızdan bir tanesi aslında. Asılacak Kadın sanırım. Birçok insan okudu ve sevdi o kitabı. Şimdi yukarı çıkayım, biraz yukarıyı da göstereyim. Şöyle yukarıda insanlar çalıştığı için çok konuşmayacağım. Sadece bir gezelim. Şöyle bir size göstereyim istiyorum. Sonra ben de kitapları incelemeye ineceğim tekrar ve çok tanışmayı istediğim yazarlarımızdan bir tanesi Fakir Baykurt. Eşekli Kütüphane miydi? Okuyan herkes çok çok seviyor. Yani ben de en kısa sürede tanışmak istiyorum. Kapakları çok güzel kitapların ya. Burayı görünce size göstermeden edemedim. Ayfer Tunç'u görünce durduk çünkü. Kitapları burada. Okumadığım kitapları var tabii ki. Kırmızı Azap ve şu kitabını çok okumak istiyorum. En son hatta alayım mı almayayım mı diye çok düşünmüştüm. Bir Deliler Evini Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Kapağı bir kere zaten beni al beni al diyor. Çok güzel ya. Bir de burada çok tanışmayı istediğim yazarlarımızdan bir tanesi var. Başar Başarır. Şu kitabı benim çok ilgimi çekmişti. Dolunay iki gece sürer. İlk sevgili Ebru Aykaç'ın videosunda görmüştüm ben. Onun alışveriş videosunda ya da okuduklarımı anlattığım videosundaydı. Severek okumuştu. Ve benim ilgimi çekti konusu da. Bunu alacağım en yakın zamanda. Hatta son alışverişimde alacaktım ama stoğu yoktu Amazon'da. Başka kitapları da var. Sibop. Kapağı çok güzelmiş. Okumayı istiyorum. Barış İnce ve Barış İnce'nin de yani Sarsıntı ve Çelişkisini öneririm size. Çok severek okuduğum kitaplarda özellikle Sarsıntı gerçekten insanı sarsan romanlardan bir tanesi. Okumanızı tavsiye ederim. Ah, bir klasik oldu artık Uçurtma Avcısı. Burası da üst kat. Şuralar çalışma alanları hep. Buralar da aynı şekilde böyle gidiyor. Böyle insanlar çalıştığı için çok girmek istemiyorum. Buradan aşağı iniyorum tekrardan. Burada test kitapları var sanırım. Şöyle de bir fotoğraf çekelim. Aha, annemi buldum. Geziniyor. Yine alt kata geldim. Bazı yazarlar gözüme çarptı. Erendiz Atasoy'u çok görüyorum bu ara yorumlarda. Merak ettiğim yazarlardan bir tanesi kendisi. Ve şöyle Latife Tekin. Latife Tekin de henüz hiç kitabını okumadım yazarlarımızdan bir tanesi maalesef ki. Çok ilgimi çekiyor kitapları aslında. Ve Mahin Ünsal Eriş. Bir kitabını aldım. Şunu almıştım. Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde. Son alışveriş videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Diğer kitaplarını da almak istiyorum. Şu Mevsim Yenice'nin öykü kitabı bende var. Henüz okunmadı. Okunmayı bekliyor. Doğu Yücel'in bir kitabı daha varmış burada. Kendisiyle tanışacağım. Yine alışveriş videomda bahsetmiştim. Murat Gülsoy'un kitapları var. Murat Uyur Kulak. Evet, Uyur Kulak'ın kitapları var. Murat Gülsoy'un bir kitabını okudum ben. Öyle Güzel Bir Yer Ki adlı. Güzel de. Şu kitabı da var bende. Bu kitabı çalın. İsmi çok hoşuma gittiği için almıştım Amazon'dan. Henüz okumadım. Heh, şunu okumuştum. Bende bu var. Güzel bir kitaptı. Ve Halide Edip Adıvar'ın kitapları da burada. Sinekli Bakkal. Mevut Hüküm. Yani bu yazarın da bütün kitaplarını okumak istiyorum ama pahalılar gerçekten. Bu yazarlar ve kitaplarıyla da çok tanışmak istiyorum. Kan Ayak, Ateşten Atlamak, Ay Eskir Gün Işırken. Hepsi farklı yazarlarımız. Tanışmaya gerçekten istediğim yazarlarımız. Hikmet Hükümenoğlu'nun bu kitabını çok seviyorum. Körbur'un. Kesinlikle okunması gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Dönem romanlarını seviyorsanız kaçırmayın. Yine aynı yazarın Atmaca adlı kitabı da var burada. Bunu okumadım. Yine listeme eklediğim kitaplardan bir tanesi. Ve Hamdi Koç. Hamdi Koç da ilgimi çeken yazarlarımızdan bir tanesi. Yalnız Kaldınız Peyami Bey. Bunu daha önceden görüyordum zaten ben ama alma kısmet olmuyor. Koyamıyorum ya böyle tek elle. Çok zor oluyor.
Çıplak ve Yalnız. Bu da güzelmiş. Biraz dünya edebiyatından bahsedelim. Çok Türk edebiyatı olmasın. Nana'yı son alışverişlerimde çok almak istedim ama alamadım. Her zamanki gibi, çünkü birisinden vazgeçmemiz gerekiyor. Beyaz Kapak klasikleri çok seviyorum ya. Karamazov Kardeşler de zaten çok okumak istediğim kitap. Yine aynı şekilde Budala ve Suç ve Ceza da var. Ama Dostoyevski'ye böyle Yer Altından Notlarla ya da Beyaz Gecelerle başlayacağım. Büyük ihtimalle. Hasan Ali Yücel klasikleri. Ezilenler de varmış mesela. Bunlar çok önemli eserler. O yüzden bilmiyorum ne zaman okurum ya. İnsanın morali bozuluyor böyle okunması çok gerekli kitapları görünce. Modern klasikler kalp biz. Değil mi sevgili okurlar? 1984'ün bu iki baskısı da var bende. En son alışverişi videomda İş Bankası'nı almıştım. Tekrardan okuyacağım. Hayvan Çiftliğin İş Bankası yok mesela. O da çok tatlı. Dava da yok bende. Almayı istediğim kitaplar. Ve Thomas Mann da çok çok tanışmayı istediğim yazarlardan bir tanesi. Bakalım ne zaman kısmet olacak. Aynı şekilde Márquez'in kitaplarıyla da tanışmaya çok istiyordum. Yaprak Fırtınası ile başladım daha önce de belirttiğim gibi. Bakalım Kırmızı Pazartesi ile devam edeceğim ama ince kitaplarını tek tek sepetime eklemeyi düşünüyorum. Yüzyıllık Yalnızlığa kadar bakalım. Milana'ya Mektupları da çok merak ediyorum ya. Gene Kazancakis, yani tanışmadığım yazarlardan bir tanesi. Zorba'yı özellikle çok merak ediyorum. Önemli eserlerden bir tanesi. Eko. Gül Yıldı var bende ama başlamaya çok korkuyorum açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse. Paulo Coelho'yu hiç okumadım ya. Okudum, Casus'u okudum, evet. Tam şunu okudum. Bu kitap güzeldi gerçekten. Gerçek bir hayat hikayesi. Matahari'nin hikayesiydi sanırım. Allende. Allende'nin kitapları da seviliyor. İletişim Yayınları'nın kitapları da çok kaliteli. Dirina Köprüsü'nü geçen seneki Aralık alışverişimde sepete atıp çıkardığım yine kitaplardan bir tanesi. Sevilen bir kitap. Ben de çok istiyorum okumayı ya. Bir köprünün böyle hayat hikayesini dinlemek çok ilgi çekici gelmişti bana ama işte alamadım maalesef. Orwell'ın kitapları var burada. Jaguar Yayınları'nın olduğu raftayım şu anda. Bu Çöl ve Tohum'unu çok merak ediyorum. Son çıkan kitaplardan bir tanesi ve oldukça başarılı sanırım. Okuyan herkes çok beğeniyor. Ve Esiren kitaptan da bu Ülkenin Sonunayı çok merak ediyorum. David Grossman'ın. Jaguar ve Siren gerçekten çok güzel kitaplar çeviriyorlar ve bize sunuyorlar. Çok beğeniyorum. Yani herkes gibi okurların çoğu çok sever Jaguar ve Siren'i. Burası da YK'yı. Mine Söğüt'ün kitapları var. Mine Urgan'ın kitapları var. Bir Dinozorun Gezileri. Ben bunları da, bu yazarla da tanışmayı çok istiyorum. Bakalım ne zaman tanışabileceğiz. Şöyle Orhan Pamuk. İşte Sabahattin Ali, Yaşar Kemal falan da var. Burada Yaşar Kemal'in de çok çok kitabını almam lazım. Ya bakar mısınız şu külliyata nasıl tamamlanabilir ki? Evet, ben yavaş yavaş çıkacağım buradan. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Severek izlersiniz. Kitaplara doymuşsunuzdur umarım. Yine kapanış yapmak üzere görüşeceğiz. Yüz yüze görüşmek isterim kapanışı yaparken. İzlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Herkese yeniden merhaba. Vlogumun kapanışını yüz yüze yapmak istedim sizlerle. Umarım severek izleyeceğiniz bir vlog olmuştur. Akşam ben de editlerken bakacağım neler çekmişim çekmemişim. İnanın şu an aklımda değil. Ama böyle güzel şeyler çekmeye çalıştım sizler için. Biraz daha alışmaya çalışıyorum vlog sürecine. Biraz daha utangaçlığımı atmam lazım üzerimden. Ama hani insanlar size bakınca gerçekten rahatsız oluyorsunuz birazcık alışkın olmayınca. Ama vlog videolarını ben de kendim bir YouTube tüketicisi olarak izlemeyi çok seviyorum. Eğer sevdiğim kanallardaysa.
O yüzden vlog çekmeyi düşünüyorum. Daha böyle hani biraz daha Bursa gezisi yapmayı sizlerle istiyorum. Gittiğim yerleri gezmeyi. İşte arkadaşlarımla vlog olsun, onları da çekmeye çalışacağım. Bu videoda yine annem bana eşlik etti. İlk vlog videoma güzel yorumlar yapmışsınız. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Umarım bunu da çok severek izlersiniz. Dediğim gibi BKM ile Özdilek'te bir tur attık bugün sizinle. BKM'de de elimden geldiğince kitap önerileri vermeye çalıştım size. Bugün cumartesi olduğu için birazcık kalabalık. Öğrenci kardeşlerim var, ders çalışıyorlar. İşte kırtasiye bölümlerinde indirim varmış sanırım, onun için alışverişteydi aileler falan derken. Köfteci Yusuf da var o binada. O yüzden birazcık çok kalabalık vardı. Ben normalde hep hafta içleri gelmeye çalışıyorum BKM'ye. Ama umarım güzel bir vlog çıkarabilmişimdir size. Bakalım ben de editteyken göreceğim ne çekmişim ne çekmemişim. Yine de paylaşmayı düşünüyorum. Belki severek izlersiniz ve bana yine destek olursunuz. Çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırıp izlediğiniz için. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yandaki zili de açarsanız her video yüklediğimde bildirim gelecektir sizlere. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.